Saygıdeğer verilerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz, bugün sizlere okulumuz bünyesinde bulunan motorlu araçlar teknolojisi alanının tanıtımını yapacağız. Motorlu araçlar teknolojisi alanı olarak amacımız, motorlu araçlar teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerimizi otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yönden mesleki yeterlilik kazanmış nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir. Motorlu araçlar teknolojisi alanını tercih eden öğrenciler tasarım, üretim, satış ve satış sonrası hizmetler olmak üzere otomotiv sektörünün tüm alanlarında görev alabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. Değerli öğrenciler ve öğrenci velilerimiz, şimdi sizlere motorlu araçlar sektörünün önemini ve niçin motorlu araçlar sektörünü tercih etmeliyiz bu konu hakkında gerekli açıklamaları yapalım. Motorlu araç sektörünün Dünya ekonomilerinde lokomotif sektör olma özelliği ekonominin diğer sektörleriyle olan organik ilişkisine dayanmaktadır. Motorlu araçlar sektörü geliştikçe demir çelik, petrokimya, lastik, elektrik elektronik gibi sektörler de teknolojik olarak gelişmektedir. Motorlu araç sektör ürünleri turizm, altyapı, inşaat, ulaştırma ve tarım sektörleri gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu nedenle Sektördeki değişimler ekonominin tümünü yakından etkilemektedir. Motorlu taşıtlar sektörüyle bağlantılı ana sanayiindeki bir kişinin yan sanayide 5 kişiye istidam oluşturduğu belirtilmektedir. Ayrıca akaryakıt istasyonları, motorlu taşıtlar sektörüne yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, karayolu ve deniz taşımacılığı, inşaat ve tarım hizmetleri, Otopark hizmetleri, yedek parça satış ve satış sonrası hizmetler gibi sektörlerle ilişkili iş kolları düşünüldüğünde geniş çaplı dolaylı bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir. Türkiye'de motorlu araçlar sektöründe ana sanayide 17, yan sanayide ise 1100 civarında firma faaliyet göstermektedir. Sektör doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Türkiye'deki motorlu araçlar sektörü Üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek verimlilik nedeniyle uluslararası pazarlar için yeni bir üretim merkezi durumundadır. Otomotiv sektörü her geçen gün teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapmaktadır. Türkiye'de motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren firmalar gelişmelere ayak uydurabilmek ve rekabetçi üstünlüklerini sürdürebilmek için dünyada uygulanan modern üretim yöntemlerini ve yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki motorlu taşıtlar sektörü ana ve yan sanayisi ile birlikte çok önemli bir gelişim potansiyelini yakalamış ve büyük ihracat kapasitesine erişmiştir. Motorlu araçlar sektörü motorlu araçlar alanında araçların mekanik sistemlerinin, otomotiv elektromekanik sistemlerinin, iş makineleri sistemlerinin ve Hidrolik sistemlerinin, otomotiv gövdelerinin, otomotiv boyasının bakım ve onarımlarını yapabilen ve mesleki gelişimleri takip ederek kendini geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır. Türkiye genelinde motorlu taşıtlar sektörünün ihtiyaçları ve iş gücünden beklentileri tespit edilmiş. Bu ihtiyaç ve beklentilere göre motorlu araçlar teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde Meslek elemanlarından beklenen yeterliliklere ve standartlara uygun olarak öğretim programları hazırlanmıştır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı çerçeve öğretim programı teknolojik gelişmelere ve sektörün beklentilerindeki değişimlere paralel olarak güncellenebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları yeni mesleki yeterlilikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Programın bu esnek yapısıyla sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Motorlu araçlar teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Motorlu araçlar teknolojisi alanını tercih eden öğrencilere otomotiv elektromekanik, otomotiv gövde, otomotiv boya, iş makineleri ve elektrikli araçlar dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilmektedir. Şimdi de motor araçlar teknolojisi alanı dallarını tek tek açıklayalım. İlk dalımız otomotiv elektromekanik dalıdır. Otomotiv elektromekanikerine otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamların bakım ve onarımlarını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren daldır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı otomotiv elektromekanik dalında otomotiv elektromekanikerliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Otomotiv gövde dalı. Otomotiv gövde dalı, otomotiv gövde elemanlarına, otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren daldır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı, otomotiv gövde dalında, otomotiv gövdeciliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Otomotiv boya dalı Otomotiv boya dalında otomotiv boyacısına gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrası işlemlerini yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir daldır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı otomotiv boya dalında otomotiv boyacılığı mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. İş makineleri dalı İş makineleri dalı, iş makineleri bakım ve onarımcısına, iş makinelerinin mekanik ve hidrolik aksamlarının bakım ve onarımlarını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren daldır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı iş makineleri dalında iş makinelerinin bakım ve onarımcılığı mesleğinin yeterliliklerine sahip olan meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. Elektrikli araçlar dalı Elektrikli araçlar dalı öğrencilerine elektrikli araçların mekanik, Elektrik ve elektronik aksamlarının bakım ve onarımlarını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren daldır. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı, Elektrikli Araçlar dalında elektrikli araçların bakım ve onarımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bizim okulumuzda Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında Otomotiv Elektromekanik Teknolojisi ve Otomotiv Gövde Teknolojisi dallarında eğitim verilmektedir. Okulumuzda bulunan motorlu araçlar teknolojisi alanına giriş koşulları şöyledir. Öğrencilerin sağlık durumu, motorlu araçlar teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. İstihdam alanlarımız şöyledir. Motorlu araçlar teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda otomotiv servislerinde, otomotiv bakım ve onarım atölyelerinde otomotiv fabrikalarında, otomotiv satış noktalarında, sigorta şirketlerinde ve iş makineleri bakım ve onarım atölyeleri ve benzeri yerlerde çalışabilmektedirler. Eğitim öğretim ortamları ve donanımları Öğretim programlarımız Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan motorlu araçlar teknolojisi alanı atölye ve derslerinde gerçekleştirilmektedir. Öğretim programlarımızın uygulanabilmesi için motorlu araçlar teknolojisi alanımızda Standart donanımlarımız ve mesleğin gerektirdiği ekipmanlar bulunmaktadır. Eğitimciler Okulumuz Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmış olan motorlu araçlar teknolojisi alan öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarının uygulanmasında gerektiğinde motorlu araçlar teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerimizin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Buna göre öğrencilerimizin derslerin işlenişi sırasında kazandığı yeterlilikler ile okulda işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri Ölçme değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilerek öğrencilerimizin dersteki başarısı belirlenmektedir. Yatay ve dikey geçişler. Öğretim programlarımız geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanmaktadır. Alan dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilmektedir. Diploma almaya hak kazanan öğrenci motorlu araçlar teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı yüksek öğretim programlarına devam edebilmektedir. Belgelendirme Mezun olan öğrenciye alanda dalda diploma verilir. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. Öğrenciye programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlilikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir. Öğrenciler teknisyen ünvanı ile mezun olurlar ve bu bilgi diplomalarında yer alır. Eğitim süresi Alan programlarımızın toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, motorlu araçlar teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanmaktadır. Öğretim yöntem ve teknikleri. Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilirler. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar. Öğrenciler programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri İstihdam olanakları ve planlama konularında otomotiv, iş makineleri firmaları, otomotiv bakım ve onarım atölyeleri, iş makineleri onarım ve bakım atölyeleri, otomotiv boya firmaları, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir. Öğrenci kazanımları. Programı sonunda seçtiği dala mesleğe yönelik olarak öğrenci Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlilikleri kazanacaktır. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine sahip olacaktır. Dalın mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. Dalın mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlilikleri kazanacaktır. Eğitim öğretim faaliyetleri haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılmaktadır. Kazandırılacak yeterliliklerin özelliklerine göre sektör ile işbirliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sektörde oluşan değişim ve gelişimlerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları da yapılmaktadır. Okulumuz motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim alan öğrencilerimiz okul sanayi işbirliği projesi kapsamında uygulamalı atölye derslerini protokol kapsamında anlaşma sağlanan yetkili otomotiv servislerinde görmektedirler. Bu protokol ile sanayi ile okul arasında otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün okul sanayi işbirliği İstanbul modeli ile en üst düzeyde sağlanması hedeflenmiştir. Protokol sayesinde öğrencilerin iş yerlerinde uygun görülecek laboratuvar ve servis atölyelerinden yararlanmaları sağlanmıştır. Protokol kapsamında eğitimlere katılmış ve mezun olanlara yetkili servislerde öncelikli olarak istihdam sağlanmaktadır. Protokol kapsamında iş yerleri öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması ve tedavisi için 6331 sayılı kanun ile ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli önlemleri almaktadır. İş yerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarından yetkili servis sorumludur. Öğrencilerin iş yerine ulaşım ihtiyaçları yetkili servis tarafından karşılanmaktadır. Değerli öğrenci ve velilerimiz, motorlu araçlar teknolojisi alan öğretmenleri olarak öğrencilerimizi otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yönden en iyi şekilde mesleki yeterliklerini kazanmış olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi dünya ekonomilerinde ve Türkiye'de her geçen gün daha da gelişmekte olan otomotiv sektöründe çalışabilme imkanı kazanabilmeleri için motorlu araçlar teknolojisi alanımıza bekliyoruz. Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu araçlar teknolojisi alanının tanıtımını yaptığımız videomuz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.